Yapraklı altıgen hırkanın kurulumunu sizlere daha önce bir videoyla anlatmıştım. Nasıl yapılacağını, nasıl ilerleyeceğinizi de anlatmıştım. Ama özelden gelen sorulara yanıt vermek adına yeni bir video daha çekmeye karar verdim. Yapraklı altıgen hırkanın kurulumunu 7 sırada bitirmiştik bir önceki videomuzda. 7 sıradan sonrası tekrardan ibaret demiştim sizlere. Bu hırka köşelerden arttırma yaparak ve araları doldurarak oluşan tek seferde kolu ve gövdesi biten bir hırka. Bu hırkanın tekrarı şu şekilde olacak. 7 sırada biten hırkamızın devamını buradaki boşlukları doldurarak hep ikişerli sıra halinde. Buradaki boşluğu doldurup bir üst sıraya. Bir üst sıranın yanındaki boşlukları doldurarak iki sıra aynı şekilde örüp tekrar bir üst sıraya geçerek buraları bu şekilde doldurulan bir hırka modeli. Arttırmaları her zaman köşelerde yapıyoruz. Arttırmaları da şu şekilde yapıyoruz. Bir sıra 3 tane kutucuk yaparak boşluğun içine, bir sıra dolgu yaparak, üçlü trabzanlarla dolgu yaparak, arayı 3 zincir, örnek kurulumunda bunu anlatmıştım sizlere, yaparak arttırmaları devam ediyoruz. Yani burada yapacağımız, köşelerde yapacağımız tek şey bir sıra dolgu, üçlü trabzanlarla dolgu, ortasındaki boşluğa 3 tane üçlü trabzanlarla yine yaptığımız kutucuk. Bir üst sırada tekrar dolgu, tekrar boşluk, 3 tane kutucuk olarak arttırmaları devam ediyoruz. İstediğimiz ölçüye geldikten sonra örgümüzü katlayalım. Kolu ve bedeni görelim. Evet. Bedeni yaptıktan sonra omuzlardan dikerek birleştiriyoruz. Örerek de birleştirebilirsiniz. Ben şimdi size nasıl dikerek birleştirdiğimi anlatacağım. Daha sonra da arkadaki ensedeki boşluğu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Size onu anlatacağım. Burada ense boşluğunu görelim. Dikerek birleştirdiğim hırka kolum, ön parçası, arka parçası, ense boşluğumuz, sırtımıza gelecek olan yer burası. İp hakkında bilgi vereyim size. Koton iplerle örüyorum. Bu hırkanın kodunu da söyleyeyim, çok soruyorsunuz. 60 kilo Alize Koton Gold'la örüyorum. 3,5 numara tığ kullanıyorum. Ama sizin eliniz sıkı da olabilir, gevşek de olabilir. Ona göre bir tığ kullanabilirsiniz. Evet, şimdi kolumuzu birleştirmeye başlayabiliriz. Köşesinden köşesine bana bakan ilmeklerden alarak birleştiriyoruz. Karşılıklı denk gelmesine çok dikkat edin. İpinizi çok sıkmayın, çok da gevşek bırakmayın. Şekilde karşılıklı.
kolumuzu öndeki ilmekler, dıştaki ilmekler daha doğrusu bize bakacak şekilde alarak karşılıklı denk getirmeye çalışarak birleştirdik. Görünümü bu şekilde. Bunu tam tersi de yapabilirsiniz aslında. İçteki ilmekleri alarak da yapabilirsiniz. O zaman da görüntüsü bu şekilde olur. Tercih sizin. Bu şekilde de olabilir. Bana soruyorsunuz bazen nasıl birleştireyim diye. Bu şekilde de olabilir. Siz hangisini? Evet, kolunu dikerek birleştirmiştim. Etrafını da bir sıra tüm çevresini kol hariç üçlü trabzanlarla örerek turumu tamamladım. Şimdi artık arka sırayı çalışma sırasındayım. Bu sefer yönlerini karşılıklı bakacak şekilde diye anlatmıştım. Bu parçaya karşılık gelecek taraf bu taraf olduğu için, şöyle olduğu için sırt kısmını bu taraftan yapacağım. Üçlü trabzanlar yaparak burayı sonuna kadar öreceğim. Daha sonra 3 zincir çekip tekrar bu tarafa doğru geleceğim. Tekrar 3 zincir çekip sona doğru gelip arkayı örmüş olacağım. Omuzun diktiğimiz, birleştirdiğimiz yerinden 3 tane zincir çekip sıra dolayıp sonraki boşluklara sırasıyla üçlü trabzanlar yaparak böyle. Sonuna yaklaştık. Son kalan ilmeklerin de tepesine atıp boşluğun içine de iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Birincisini yaptım. İkincisini buradan içine batarak, trabzanın içine batarak üçlü trabzan yaptım. Şurası düzgün dursun diye, düz dursun diye. Şimdi 3 tane zincir çekip tekrar başa dönelim. Evet, yakamızın yani sırtımızın birinci sırası bitti. Şimdi ikincisinden devam edelim. Yanındaki şöyle yapayım, boşluktan örmeye devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar örüyorum ben. Evet, tekrar merhaba. Ne yapmıştık? Hırkamızın kol üstünü iğne yardımıyla tamamen diktikten sonra arka sırt kısmına ilave yapmak için 3 artı 3 şeklinde olacak şekilde üçlü trabzanlarla 3 sıra örmüştük. Bu taraftan 3 sıra, bu taraftan 3 sıra. Ne yaptık? Sırt kısmını yaptık ve aynı zamanda da yaka oyuntusunu yapmış olduk. Bu arka ortayı da kolu birleştirdiğimiz gibi iğne yardımıyla dikerek sonuna kadar dikiyoruz, birleştiriyoruz. Daha sonra da yelpaze modeliyle biraz daha genişleterek ve kenar süsünü vererek ön kısmını bitirmiş oluyoruz. Daha sonra kollara geçeceğiz.
Evet, şimdi neler yaptık? Kısaca bir tekrar edelim. Hırkamızın iki parçasını ördük. Ördükten sonra omuzları dikerek birleştirdik. Daha sonra sırta gelecek kısmı da 3 artı 3 olacak şekilde örüp ortadan iğneyle diktik. Kenar motifi yapmaya hazır hale getirdik. Şimdi burada eğer crop bir hırka yapmak istiyorsanız, burada bitmiş olacak. Buradan itibaren yelpaze modelini tüm çevresini örecek şekilde yelpaze modelini yapacağız. Bunu bana çok soruyorsunuz. Hırkayı uzatmak istersek ne yapmamız gerekir diye. Hırkayı uzatmak isteyen arkadaşlar iki parçayı birleştirdikten sonra etek ucuna istediğiniz kadar çevresini üçlü trabzanlarla örerek uzatabilirsiniz. Ben bunu 12 sıra ördüm. Yani basenleri örtecek şekilde uzattım. Ama bu sizin tabii ki boyunuzla da alakalı ya da ne kadar uzun yapmak istediğinizle de alakalı. Ben 12 yaptım. Siz daha fazla veya daha az da yapabilirsiniz. Şimdi ben yelpaze modelini buradan sonra yapacağım. Çünkü benim hırkam uzun bir hırka olacak. Evet, kenar motifi. Yelpaze motifi nasıl yapılır? Tığımızı, ipimizi dolayıp iki tane boşluk bırakıp üçüncüsüne batarak üçlü trabzanlar yapacağız. Aynı boşluğa 6 adet üçlü trabzan yapacağız. Bu ikincisi. 3 4 5 6 6 tane yaptıktan sonra yeni 2 tane boşluk bırakıp üçüncüsüne sık iğne yapacağız. Yine ipimizi tığımıza dolayarak 2 tane boşluk atlayıp üçüncüsüne batıyoruz. Yine aynı boşluğun içerisine 6 adet üçlü trabzanlar yapıyoruz. Altı. Yine iki tane boşluk atlayıp üçüncü boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz. Bir tane daha yapalım. İki tane boşluk atlayıp üçüncüsüne batalım. Yine aynı boşluğun içerisine 6 adet üçlü trabzanlar yapalım. 4 5 6 2 tane boşluk atlayıp üçüncüsünü batıp sabitleyelim. Evet, yelpaze modeli bu şekilde bütün çevresini yapıp başa geldiğimizde tekrar görüşelim. Evet, hırkamın çevresini yelpaze modeliyle örerek bitirdim. Kolunun bir tanesini de aynı o şekilde ördüm. Yelpaze modelinin bu hırkaya çok yakıştığını, çok zarif durduğunu bir kez daha söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok beğeniyorum bu hırkada bu motifi. Kenar örgüsünü diyelim. Şimdi bana kolu uzatmak isteyenler nasıl uzatabilirim diye sorular soruyorsunuz. Onu da bu videoda yanıtlamış olayım. Bunu tamamladım. Bu normal fakir kol dediğimiz bir kol. Eğer kolu uzatmak isterseniz de size etek ucunda nasıl uzatacağınızı anlatmıştım. Aynı o şekilde kolu birleştirdikten sonra, hatta bütün hepsini yaptıktan sonra kola geldiğinizde kolu buradan omuzu birleştirdiğimiz taraftan şöyle çevirirsem belki daha iyi görürsünüz. Bu şekilde buradan başlayarak üçlü trabzanlarla istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Tekrar ucuna yelpaze modelini yaparak hırkanızı bitirirsiniz. Düğüm atalım. Omuzu diktiğimiz dikiş yerinden batarak üç tane zincir çekelim.
tığımızı ipi dolayarak iki tane üçlü trabzan yapalım. Sırasıyla gördüğüm bütün boşluklara üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. İpi de aynı zamanda içeriden yürütmüş oluyorum. Şimdi ipi arkaya alayım, daha sonra temizleyeceğim. Buradaki kafeslerin içine iki tane yapıyorum. Bunun tepesine bir tane. Şuradan yine iki tane yaparak devam ediyorum. Trabzanların tepesine bir tane. Kafeslerin içine iki adet üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde gördüğüm tüm boşlukları batarak, üçlü trabzan yaparak istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Başlangıca geldiğinizde tekrar üç zincir çekerek bir üste çıkarsanız, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kaç sıra yapmak istiyorsanız o kadar yapıp ucuna da yelpaze modeliyle yaparak bitirebilirsiniz kolu. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin.